Meydan Kültür TV'ye hoş geldiniz. Daha önce de konuğumuz olmuş Firdevs hocamızla birlikteyiz. Hocam siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Bu sefer doğrudan önerilere geçeceğiz. Bir öneri programı çerçevesinde konuşacağız. Yaz geliyor malum ve birçok yerde izleyicilerimiz de görüyorlardır. İşte yaz kitap listeleri, yaz ayında okunması beklenen kitaplar şeklinde. Bu listelerden konuşacağız. İsterseniz hemen bu yaz kitap listelerinden başlayalım. Yani nedir? Yani çok uzun zamandır böyle yaz ayları tatil ayları olarak bilinir ve yazın okunacak kitaplar diye listeler yayınlanır. Gazetelerin kitap eklerinde şurada burada. Sizin var mı böyle bir listeniz? Listelerimiz hep var. Çok kısaca böyle bir çocukluk hatıramdan bahsetmek istiyorum. Çocukluğumun bütün yazları neredeyse hani memlekette geçti. Uzun yaz ikindileri, Bozkır'da geçen uzun yaz ikindileri diyebilirim. O zamanlar benim için kitap okumak hani böyle bir sığınak gibiydi. Çünkü hani çok sıkıcıydı, her şey çok sıkıcıydı. İnternet yoktu, her evde televizyon yoktu memlekette. Dolayısıyla kitaplar can kurtarıcıydı. Ancak şimdi kitap okumak için yoğun bir çaba harcamak gerekiyor gerçekten. Eskisiyle belki karşılaştırabilecek olursak en büyük farklılık bu gibi geliyor bana. Listeler hep var. Hayatımız boyunca arkadaşlarımızla değiş tokuş ettiğimiz listelerimiz var. Hala da devam ediyor. Hani birbirimizin bu aralar neler okuyorsun, neleri beğendin falan diye tavsiyelerini aldığımız dostlarımız var tabii. Tatil böyle ataletten geliyor. Miskinlik, boş oturmak falan gibi hani düşünülüyor genelde ama belki de tam böyle planlı programlı bir okuma yapmanın için de çok güzel bir fırsat aslında. Hatta küçük okuma kampları falan düzenlemek açısından çok güzel olabilir çocuklarla, gençlerle. Çünkü hani gündelik hayatın içerisinde böyle çok da fırsat bulamadığımız, çok da zaman ayıramadığımız, bölünmeden, başka şeylere parçalanmadan, kaymadan, berrak bir zihinle okuyup tamamlamak istediğimiz kitaplar olabilir. O nedenle de çok güzel bir fırsat. Ben de bakıyorum şu anda hani sevdiğim yazarlar okuma listeleri paylaşıyor ya da takip ettiğim edebiyat sitelere notlarımı alıyorum. Neler okuyorsunuz? Mesela o geçmişten bahsettiniz. Yani çocukluğunuzda neler okuyordunuz? Gençliğinizde neler okuyordunuz? Şu an neler okuyorsunuz? Neler ilginizi çekiyor? Bu değişiyor mu? Yani bir insanın hep tek tarz bir kitap okuma zevki var mı? Yoksa zaman içerisinde bu farklı farklı yönlere gidiyor mu? Elbette yani her kitap sizi başka kitaplara götürür. Özellikle de hani biraz daha sosyoloji, siyaset bilimi, belki edebiyat teorisiyle ilgili kitaplar çok güzel yol gösterir insana. O anlamda da yeni yeni kitaplara götürür. Benim serüvenim de daha çok tabii edebiyat kitaplarıyla başladı. Daha sonra hani edebiyatın diğer sosyal bilimlerle yakın ilişkisini hissetmeye başladığım yıllarda daha çok sosyoloji, psikoloji, siyaset tarihi, daha sonra özellikle kadın tarihi okumalarıyla genişletmeye çalıştım. Şu anda hemen hepsi gündemimde. Yani öykü çok sevdiğim bir tür. Bol bol öykü okumaya çalışıyorum. Romanda gerçekten iyi olduğuna inandığım isimlere biraz daha hani şans veriyorum. Romanda biraz daha böyle tutucu olabilirim. Kurmaca dışı eserlerde de özellikle ilgi alanıma giren konularda okumaya çalışıyorum. Açıkçası tavsiyem de hani soracak olursanız o yönde olur. Tematik okumalar, ne bileyim işte aşk, ölüm, göç, farklılıklar. Bu tarz okumalar yapmayı seviyorum daha çok. Yani hani o konuda bir göç konusunda okuyorsam hem öyküler okuyorum, hem romanlar okuyorum, hem o alanda yazılmış kurmaca dışı eserleri okuyorum. Daha böyle hani mütekamil bir fikir sahibi olabilmek adına. Öte yandan gündemdeki yeni çıkmış yayınlardan da böyle sevdiğim, güvendiğim eleştirmen ve yazarların tavsiyeleri doğrultusunda okuduğum kitaplar da oluyor. Ama dönüp dönüp hep eskiden okuduğum kitaplara dönmeyi de seviyorum. Çünkü zamanla gelişen bir edebi zevkiniz oluyor. Bu aslında iyi kitaplar okuyarak gelişiyor. İyi kitaplar okuya okuya artık iyi ile kötüye ayırabilme yeteneği kazanıyorsunuz. Ve zamanla hani daha önce beğenip bir kenara koyduğunuz kitaplara dönme ihtiyacınız artabiliyor. O noktada da dönüp dönüp yeniden okuduğum kitaplar da vardır. En çok tekrar ederek okuduğunuz kitap mesela nedir? Veya hangi yazarındır? Adalet Ağlı'nı çok severim. Romanlarını da, öykülerini de çok severim. Orhan Pamuk'un hem kurmaca hem de kurmaca dışı eserlerini çok okurum. Umberto Eco yine aynı şekilde. Dönüp dönüp okuduğum yazarlardan. Şiir çok okurum. Edip Cansever, Asaf Halet Çelebi en sevdiğim şairlerden. Öykü çok okurum. Dediğim gibi hani çok sevdiğim öykücüler var. Ayfer Tunç mesela. Yani ne yazsa okurum dediğim isimler. Hatice Meryem yine bunlardan biri. Dönüp dönüp okuduğum isimlerdir. Yani hani ne anlattığından ziyade anlatış tarzını sevdiğim yazarlar belki. Hani hemen aklıma gelen isimler böyle. Ahmet Turan Alkan bir yazısında Mustafa Kutlu'yu överken
Alışveriş listesi bile yazsa okurum diye öyle bir cümle kullanmıştı. Onu Evet. hatırlattı. Evet, gençler Stephen King için söylüyorlar aynı şeyi. Herhalde Amerika'daki gençler değil mi? Yani Stephen King için bunu söyleyenler. Çoğunluk ama Türkiye'den de epey bir genç kitle Stephen King okuyor izlediğim kadarıyla. Yani gençlere yönelik şöyle bir izlenimim var uzaktan. Fantastik, korku türlerinde hem okumayı hem izlemeyi seviyorlar. Edebiyatta daha kısa metinler okuyorlar. Roman okuyan böyle belki özellikle ilgilenen edebiyatta ilgilenen bir azınlık var ama öykü daha çok okuyorlar. Bunun zamanla değişen okuma alışkanlıklarıyla da ilişkisi olduğunu düşünüyorum. Tim Parks, bu arada Tim Parks'ı da öneririm adını almışken. Ben buradan okuyorum. Türkçe'ye de çevrildi. Ben romanlarını da severim. Hani hem de iyi bir eleştirmen. O ben buradan okuyorum da parçalanmamız ya da işte bölünmemiz bir kenara bu konuda çok eğilimliyiz diyor. Yani hani sosyal medyanın günümüzü nasıl böyle kuşattığını, hani her dakika maillerimizi kontrol etmeye çalışmamız vesaire bu alışkanlıklarla birlikte artık hatta daha kısa metinler yazılmaya başlandığını, öte yandan da romanların da belki çok daha fazla bölümlendirilmeye başlandığını, mesela hani daha sık ara verebilme imkanı sunacak şekilde okura küçük bölümlerden oluşması gibi bir hani alışkanlığa götürebileceğinden bahsediyordu. Gençlerde de bu noktada hani böyle ama Stephen King'in romanları inanılmaz uzun. Orada hani belki merak unsuru yani macera var içinde, korku var, gerilim var. Dram da var biraz ama böyle bir eğilim seziyorum yani çok okuyorlar. Evet, yani hani kitap okuma dediğimizde özellikle de edebiyat okuması dediğimizde işte çok klasik bildiğimiz edebiyat eserlerinin yanında alt türler de var, işte korku gibi, bilim kurgu gibi, ki yani bilim kurgu romanları mesela çok uzundur, böyle tuğla gibi serilerdir onların birçoğu, ama meraklısı gerçekten oturur baştan sona hepsini okur, detaylara hakim olur. Bu detaylara hakim olma hissi galiba biraz da insanları, İşte nörtlük deniyor ya şimdilerde, o biraz belki de ilgi çekiyor Evet, yani. evet. Yani Bir yazar evren yepyeni bir yaratılması. evren sunuyor ve o evreni Kesinlikle. sonuna kadar her şeyiyle öğreniyorsunuz, yepyeni bir dünya. Kızım benim 12 yaşında Harry Potter hayranı. Tabii yaş grubuna göre anlaşılabilir bir şey ama bu kitapta en çok neyi sevdiğini sorduğunda o yarattığı evrenden bahsetti. O detaylardan bahsetti. O ilgimi çekti gerçekten. Çok fazla detay var ve bir yazarın bütün bunları nasıl düşündüğü beni çok şaşırtıyor dedi. Öte yandan Land of Stories diye bir seri var onu bitirdi. Dediğiniz gibi yani gençler bu farklı bir tasarım, bir evren tasarımı fikrinden hoşlanıyorlar. Bu tarz eserlere de eğilim gösteriyorlar açıkçası. Ütopyaları ben de seviyorum. Benim doktora çalışma konumdur Ütopyalar. Ütopyalar ve karşı Ütopyalar. Açıkçası çok izlemeyi sevmiyorum ama bu tarz eserleri okumayı seviyorum. Türün bütün başyapıtları açıkçası benim de hoşlandığım kitaplar. George Orwell'dan işte Ursula Le Guin'e. Türkçe'de de bazı ütopyalar var ama hani özellikle Batı kaynaklı bir tür olduğu için. Açıkçası bu tasarımlar benim de hoşuma gidiyor ama özellikle de kötü dünya senaryolarına yazarın hani dikkat çekmesi noktasında yani hani insanı bekleyen toplumları bekleyen tehlikeler nelerdir ve uçları nerelere kadar varabilir meselesi bence çok önemli. Oya Baydar'ın Bu Çöplüğün Generali kitabında zikrettiği bir cümle var. Gerçeği bu kadar inanılmaz kılan acaba bu korkunçluğu, dehşeti mi diyordu? Bu şekilde hani anabileceğim ütopyalar benim de çok hoşuma gidiyor. Basit bir aramayla hani bir sürü hani isme rastlanabilir bu konuda. Bilim kurgu bir şeyleri yeniden düşünmek için çok elverişli bir tür. Yani bugünkü dünyadan çıkıp tamamen başka bir dünyaya girmek. Mesela Ursula Le Guin'in ben üniversiteyken Karanlığın Sol Elini okumuştum. İşte cinsiyetsiz bir gezegen tahayyül ediyor mesela. İşte hiç kimsenin cinsiyeti yok, erkek ya da kadın değil. Ama çoğalması da gerekiyor toplumun. Son anda hani bir çiftleşme dönemi yaşanıyor. Ondan sonra karakter, çocuk sahibi olacaksa eğer, kadın hormonları bir anda yükselmeye başlıyor ve bu o zamanın, işte bu hikayenin geçtiği dönemin kralı da hamile ve tamamen dengesiz bir dönem oluşturuyor işte hormonlardan dolayı falan. Dolayısıyla farklı bir dünyaya giriliyor. Orada düzen değişiyor vesaire. Mesela bunu kullanması çok orijinal bir fikir ve bu fikrin de üzerinde tabii çok bunu çocukça ve basitçe de anlatabilirsiniz ve hiçbir insanda bir şey bırakmayabilir, ama
gerçekten bu fikrin üzerine düşünerek, yatırım yaparak anlatan iyi bilim kurgucular insanlara çok yeni kapılar açabiliyor. Şu ana gelelim. Şu an ne okuyorsunuz? Şu an yanı başınızda ya da işte derler ya yatağın kenarında ya da işte nerede okuyorsanız en çok orada ne kitaplar var? Açıkçası şu aralar böyle bir İbrahim Dinler'le ilgili okumalar yapıyorum. Burada bir okuma grubumuz var, book club'ımız var. Orada böyle kadın ve din ilişkisi üzerine yapıyorum okumalarımı bu aralar. Daha çok bu tarz kitaplar ama romanda kaçırdığım romanlara bakmaya çalışıyorum. En son Gaye Boraloğlu'nun Dünyadan Aşağı romanını okudum. Bence son zamanın iyi romanlarından diyebilirim. Çok beğendim gerçekten. Öykü okumaya çalışıyorum bol bol. Uzaktan da olsa. Hani belki burada şeyden de bahsetmek gerekebilir. Yani hani kitap dinlemeye çok ön yargılıydım. Şu anda hani o ön yargımı açtım diyebilirim. Yani hani fiziksel olarak elimde hissetmeden nasıl kitap okuyabilirim acaba diye düşünüyordum. Çok da böyle hani mümkün gibi gelmiyordu bana ama son bir yıldır çok fazla kitap dinledim. Başka bir şeylerle uğraşırken kulağım hep oradaydı. Dinlediğim kitaplar da beni başka kitaplara da götürdü. Bu anlamda çok istifade ettim. Sesli kitap meselesini de hani altını çizmek isterim. Eğer benim gibi önyargıları olan insanlar varsa yolda araba kullanırken ya da başka işlerle uğraşırken kitap okumuyorum, okuyamıyorum, vakit bulamıyorum diye hayıflanmaktansa böyle de bir yol var yani. Dediğim gibi hani zaman zaman üzerine çalıştığım yazılar dolayısıyla dönüp yeniden baktığım kuramsal kitaplar oluyor. Eko'ya özellikle sık sık dönüyorum. Bol bol şiir okuyorum. Akıl sağlığımı korumak için. Mevlana okuyorum. Çok böyle cazip ya da böyle şey bir okuma listem yok şu aralar. Öyle söyleyebilirim ama beni en çok heyecanlandıran din ve kadın ilişkisiyle ilgili kitaplar şu anda. Öyle söyleyebilirim. Çok fazla kitap da yok. Böyle bir kitap projem var. O nedenle. Tabii insan özellikle bu alanda çalıştığında, bu alanda işler yaptığında işte böyle yazma, düşünme, işte akademik alanlarda tabii hani bir şekilde bize dayatılan listeler oluyor illaki okumamız gereken ama kendi yani şu an bir kitapçıya girseniz mesela takip ediyor musunuz neler var, ne tip, ne tür kitaplar piyasada ve bunlardan hangileri ilginizi çekiyor, şunlara bakmak isterdim dediğiniz şeyler var mı? Yani sadece kitap ismi anlamında değil, yazar olabilir ya da tür olabilir. Yani şu anda şöyle hızlıca bir düşünürsek özellikle son yıllarda bu çeşitlilik, kültürel çeşitlilik çok fazla yavaşta gündem bir konu ve çok farklı hikayeler, çok farklı kültürlerden, kimliklerden hikayeler özellikle piyasaya çıkıyor. Var mı böyle sizin de ilginizi çeken, bakmak istediğiniz? Açıkçası hani Amerika'da yani son yıllarda en çok gözlemlediğim bu anlamda göç ve siyahlarla ilgili, göçmenler ve siyahlarla ilgili kitaplar. Burada da hani George Floyd'dan sonra çok ciddi anlamda eylemler olmaya başladı. Çok ciddi bir sosyal hareketliliğe sebep oldu Amerika'da. Yıllardır bu anlamda hani edebi ürünler yazılıyor, yayınlanıyor ama hakikaten Amerika'da ırkçılık bitecek gibi değil. Korkunç bir düzeyde. Bu anlamda hani yayınları da takip etmeye çalışıyorum. Meseleyi biraz daha anlayabilmek açısından da. Yani hani her ülkenin ırkçılığı kendine has. Burada da böyle bitmek tükenmek bilmeyen bir problem halinde. Yani Bülbül'ü Öldürmek'ten başlayarak nefis bir romandır. Hani haberi olmayanlar için de hani hatırlatalım. Ondan itibaren hani siyah insanların yaşadığı sorunları gündeme alan Toni Morrison gibi hani yazarların metinlerine dönüp yeniden okumaya çalışıyorum. Yani adını anmak için not ettiğim bazı isimler var. Geçen yıl okuduğum yine I Am Still Here, Austin Channing Brown'un güzel bir kitap. Yine bu konuyu kişisel bazda anlattığı bir kitap diyebilirim. Ama hani kendi hayat tecrübelerinden biraz sosyal tarih gibi. Çok beğenerek okuduğum bir kitaptı. Yine Dear Martin, Nick Stone'un almak istediğim kitaplardan biri. Good Feminism, Mickey Kendall'ın yine kadın meselesi bağlamında siyahların yaşadığı sorunlara bir de buradan bakalım diye dikkat çekici bir kitap gerçekten. Invisible Man, Ralph Ellison'ın yeni bir kitap değil ama yine de onu da almak isterim. Tabii James Baldwin'in The Fire Next Time, Maya Angelou'nun I Know Why the Caged Bird Sings. Bu çevrilmiş olabilir. Yani muhtemelen çevrilmiştir. Ve Toni Morrison yine onları zikredebilirim. Bir de tabii 2017 Pulitzer ödülü alan Colson Whitehead'in Yeraltı Demiryolu. Siren Yayınları kitaplarını çevirmiş. Ve tabii yine aynı yazarın Nikel Çocukları'ydı da. O şekilde çevirdi zannedersem. Her iki roman da çok iyi bence. Yani özellikle zaten Colson Whitehead şu anda Amerika'da da çok beğenilen, çok okunan bir yazar. Bu isimleri anmak isterim. Öte yandan yani göç edebiyatı da ilgimi çekiyor. Malum artık dünyada hiç kimsenin yaşadığı yerde ölebilme gibi bir lüksü yok gibi görünüyor. Dünyada inanılmaz bir hareketlilik var. Yani savaşlar,
farklı politik sorunlar, sosyal sorunlar, herkes yer değiştiriyor. Ve tabii bu insanlar da gittikleri yerlerde yaşadıklarını, tecrübelerini kaleme alıyorlar. Bu anlamda da güçlü bir edebiyat var. Bazı isimler var yine anmak istediğim. Belki hani Türkiye'li okurun Uçurtma Avcısı'ndan tanıdığı Halit Hüseyin'i, o da biraz böyle göç edebiyatı olarak anılıyor ama tam da öyle sayılmaz. Sea Prayer isimli bir romanı var. Onu çok sevdim. Muhsin Hamid'in Exit West, bu aralar yine çok okunan, benim de sevdiğim bir roman oldu. Yine Suriye Savaşı'na ve hani sonrası süreci konu alan. Görlet var, Sarah Novick'in. Belki biraz genç yetişkinlere de göre. Yine bir göçmen bir çocuğun tecrübelerini, yaşadıklarını konu olan güzel bir romandı. Ve son olarak da belki Sherin Bala'nın The Boat People. Malum The Boat People deyince zaten herkes neden bahsedildiğini anlıyor. Yine göçmen edebiyatı ile ilgili bu aralar okuduklarımdan beğendiklerim, ilgimi çeken metinlerden diyebilirim. Belki bir de Çöl Çiçeği'ni anabilirim. O da yine çok yeni bir kitap sayılmaz. Kadın sünneti nedeniyle yaşadığı topraklardan kaçıp Amerika'ya gelip model olan ve yaşam mücadelesi veren, daha sonra da yaşadığı topraklarda aynı sorunlarla yüz yüze gelen kızların haklarını savunmak adına kendi tecrübelerinden yola çıkarak yazdığı bir roman yazarın. Tür olarak hani bahsedecek olursak, ayrıca biyografi okumayı çok seviyorum. Çünkü bir tane hayatımız var. Biz bir hayat yaşıyoruz ama biyografiler bize başka insanların yaşadıklarından, hayatlarından bir şeyler öğrenme gibi bir imkan sağlıyor. Bu anlamda en sevdiğim türlerden diyebilirim. Nehir Söyleşiler de belki bununla birlikte anılabilir. İş Bankası'nın ve Doğan Kitab'ın çok güzel serileri var bu noktada hani anabileceğim. Yine Adalet Ağa'nın Nehir Söyleşilerini, Oya Baydar'ın Söyleşilerini, belki İnalcık ve Kemal Karpat'ı da dahil edebilirim tarihe ilgilenenler için. Ben çok şey öğrendim açıkçası o kitaplardan. Yine belki hani birçoğu çevrilmiştir zannedersem ama Steve Jobs'un, Malcolm X'in, Leonardo da Vinci'nin ve Robin Williams'ın biyografilerini de çok severek okudum. Yani bu kitaplar hayatın sadece sizin için değil, herkes için hiç de kolay olmadığını, hayatın inişlerden çıkışlardan ibaret olduğunu anlatması, hatırlatması bakımından çok öğretici oluyor. Özellikle hani genç arkadaşlara tavsiye edebileceğim kitaplar arasında. Evet, insanlar özellikle biraz da galiba eğitim sisteminin getirdiği bir şey var. Böyle hayata atıldığınız zaman adeta gökyüzüne fırlatılan bir füze gibi sürekli yukarı gideceğinize dair bir hikaye satılıyor mu diyeyim ya da anlatılıyor mu diyeyim. Ama aslında öyle değil yani, insan çok fazla değişik aşamadan geçiyor. Biyografi demişken ben de şeyi anayım, bu Bob Odenkirk, şu anda Better Call Saul dizisinde oynayan bir oyuncu, Amerikalı, ve onun bir kitabı var. Türkçe'ye de çevrildi yakın zamanda, işte komedi 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 drama şeklinde. Kendisi komedyen, normalde hayata komedyen olarak başlayan birisi. Hep komediyle geçiyor hayatı, komedyen olmak istiyor gerçekten de. Ama asıl starla drama oynayarak çıkıyor. Yani şu anda oynadığı dizi de zaten bir dram. İşte Breaking Bad'de zaten çok fazla gündeme geldi. O da yine bir drama. Ben onun bir söyleşisini de izlemiştim. Orada dediği de oydu yani. Hani bazı örnekler veriyor. Mesela çok popüler TV şovlarının ilk 2-3 sezonlarında, hani bugün çok popüler ve kült diyebiliyoruz ama ilk 2-3 sezonlarında kimsenin izlememesi. Kimse izlemiyor. Kimse işte aman bu neymiş diyor falan, ama bir süre sonra dizi kült hale geliyor ve işte 20 yıl sonra, belki 30 yıl sonra bugünlerde yeniden herkes dönüp onu izlemeye başlıyor. İşte sağ olsun tabii Netflix gibi kanallar şu anda eski dizileri de gündeme taşıdığı için. Ama şu anda çok hızlı bir hayatın içerisindeyiz. Dediğiniz gibi insanlar belki kitap okumayı da çok yavaş bulabiliyorlar. İşte o sesli kitap gibi alternatifler var ama o da ne kadar yerini tutar bilmiyorum. Mesela ben açıkçası önyargılıyım. Siz az önce önyargılı olanlardan bahsettiniz. Ben önyargılıyım. Çünkü dinlediğim şeye yeterince nüfuz edemediğimi düşünüyorum. Hani yeterince aklımda kalmadığını. Sesli kitap şu bakımdan bir kolaylık sağlıyor. Bir kitap görüyorsunuz, merak ediyorsunuz acaba neden bahsediyor. Zaten biraz dinledikten sonra, sesli kitap için konuşuyorum, bu kitabı sevip sevmeyeceğinizi, iyi bir kitap olup olmadığını hemen karar veriyorsunuz. Ve iyi bir kitap olduğuna karar verdiğim kitapları kesinlikle okumayı tercih ediyorum. Dinliyorum biraz. Aa diyorum, bu kitap tamam yani, hani eline kalem alıp altını çize çize okunması gereken bir metin. Ama mesela hani birçok öykü metni için açıkçası hani ses kitapta okuyup tamam hani haberim oldu deyip bir kenara koyduğum metin de çok oldu. Yani hani o bakımdan kesinlikle bir zaman kazanmaya sağlıyor yani. Hani özellikle zaten bu konunun altını çizmek istedim, ön yargısı olan insanlar için. Benim kadar ön yargısı olan belki olmayabilir yani.
Çünkü hani Burada ben çok iyi şunu da anlıyorum diye. söylemek isterim. Mesela bu dediğiniz de çok önemli. Çünkü insanlar genelde şunu da düşünüyor. Bir kitabı aldım, baştan sona okumam gerekir gibi bir algı da var. Aslında öyle Evet. değil. Yani yarıda bırakmak Kesinlikle. da çok keyifli bir iş. Yarıda da bırakabilirsiniz. Evet, kesinlikle. Onu da söylemek istiyordum, altını çizmek istiyordum. Kötü kitapları bitirmek zorunda değiliz. Hayat kısa, sanat uzun. Okunacak çok fazla kitap var. Gerek yok. Çünkü okunması gereken ya da işte ne bileyim, sizin gerçekten okuma zevkinizi geliştirecek o kadar fazla iyi kitap var ki neden hani diğerleriyle vakit kaybedelim? O nedenle hani hiçbir şeyi, ya yani o noktada herkes kendine çok insaflı davranmalı. Yani kötü bir kitapsa kesinlikle devam etmeye gerek yok. Yani bunu dediğim gibi zaten zamanla hani okuma zevki gelişince insanı çok kolay ayırt edebiliyor. Bu noktada klasiklere gelmek istiyorum. Klasiklerden dönüp dönüp okuduğunuz var mı? Yani tabii burada klasikler deyince çok farklı şeylerden anlaşılır ama 19. yüzyılda, 20. yüzyılın başları, ortaları gibi bugün herkesin işte klasik diyebildiği eserlerden dönüp dönüp okuduğunuz var mı? Yani Dostoyevski'yi çok seviyorum gerçekten. Yer altından notları belki bilmiyorum yani bir 7-8 kere falan okumuş olabilirim. Benim için hani ilk aklıma gelen ilk söyleyebileceğim isim Dostoyevski'dir. Türkiye'den de hani böyle klasik diyebileceğimiz isimler var. Bu arada hani bir Tanpınar olsun, artık klasikleşen bir hani Oğuz Atay diyebiliriz. Bu noktada da hani yani okurun doğru kitapla başlaması meselesi çok önemli. Klasik meselesi açılınca aklıma başka bir şey geldi, o yüzden oradan oraya atlıyorum. Bu kitapların doğru vakitlerde okunması çok mühim. Ben hiç sevmiyorum ya da işte ne bileyim Tolstoy okudum ama işte dedikleri kadar yokmuş, anne karnı çok sıkıcıydı falan diyenler olabiliyor. Çok erken yaşlarda okunması belki çok doğru olmayabilir. Ya da işte yazarın doğru bir romanıyla başlamak çok mühim. Okuma listelerine bu anlamda belki ciddi anlamda ihtiyacımız var. Belki bizi tanıyan insanlardan bize bir liste hazırlaması isteyebiliriz. Çünkü hani Ahmet Hamdi Tanpınar okumaya huzurdan ya da işte sahnenin dışındakilerden başlarsanız belki çok doğru bir seçim olmayabilir ama işte ne bileyim Saatleri Ayarlama Enstitüsü bence herkesin hoşuna gidecek bir metindir. Ya da işte ne bileyim Oğuz Atay'ı okumaya tutunamayanlardan başlamak belki en büyük hatalardan biri. Belki öyküleriyle, belki tehlikeli oyunlarla okumaya başlamak. Çünkü tutunamayanları bitiremeyince insanlar Oğuz Atay'ı okumaktan vazgeçebiliyor. O anlamda klasikler, hem Rus klasikleri, hem Avrupa klasikleri, kendi edebiyatımıza dair daha eski metinler söz konusu olacak olursa, divan edebiyatı da buna dair açıkçası. Biraz sabırlı, biraz böyle özenli ve düzgün bir sıraya koyarak okumak daha hani o metinlerden alabileceğimiz zevki ve faydayı artıracaktır diye düşünüyorum. Evet, kişiselleştirilmiş okuma listesi gerçekten de çok önemli. Ben de üniversitedeyken arkadaşlarım bazen sorardı hani özellikle mühendislikte okuyan arkadaşlarım. Kitap okumak istiyoruz ama okuduğumuz kitaplar çok sıkıcı. Ne yapalım gibi. Mesela az önce konuştuk. Stephen King mesela bunu aşan bir örnek işte. Hani sıkıcı değil, çok uzun da olsa okutuyor. Bizde böyle ben özellikle Türkiye'de yayın evlerinin biraz tercihleriyle de alakalı diye düşünüyorum. Tabii yayın dünyasının kültürü de o şekilde diye düşünüyorum. Yani Türkçe yazan yazarlar çok Avrupa edebiyatı dediğimiz işte daha karanlık, daha felsefi, daha hikayeye değil de işte tasvire, ruh betimlemelerine dayanan romanlar yazıyorlar ve sıkıcı da oluyor birçok insan için diye tahmin ediyorum. Eyvah eyvah. Yani pek çok insan zorlanıyor diye düşünüyorum. Hatta bu tabii şahsi görüşüm. Çünkü Zor. şunu da biliyorum. Mesela Türkiye'de son yıllarda İskandinav edebiyatı çok revaçta. Çok fazla çevriliyor İskandinav yazarların kitapları ve onunla ilgili Mehmet Fatih Uslu edebiyat akademisyenlerden birisi güzel bir tanımlama yapmıştı ve çok sosyal medyada da herkes bunu paylaştı hakikaten. Hani İskandinavların sıkıntısı şu an çok refah içinde bir hayat sürüyorlar ama dünyanın geri kalanına bakıp bundan utanıyorlar. Bunu romana dökmüşler ve bunu okuyoruz diye bir özetlemişti. Gerçekten de bakınca öyle yani böyle o bunalımı hissediyorsunuz. Türkçe okuduğum romanların da birçoğunda bunu yaşamış. Yani böyle insanlara okuma zevki verecek işte page turner deniyor ya İngilizce'de işte sayfaları hızlı hızlı çevirmesini sağlayacak tarzda iyi edebiyat demeyelim buna. Yani iyi edebiyat olmayabilir, polisiye olabilir, şu olur. Hani daha böyle orta sınıf, vasat bir edebiyat olsun ama insanları kitaba çeksin. İnsanlar o kitapları okumayı istesin, arzulasın. Hani çocukların ilgisini çeken şey o ya, yeni bir dünya, yeni bir hayat, detaylar vesaire. Bilmiyorum bu felsefi roman, hani herkes illa
en klasikleri, en üst Kesinlikle seviye romanları okumak değil. zorunda mı? Değil herhalde. Hayır. Kesinlikle değil. Kesinlikle değil. Yani öncelikle belki şunu söylemek lazım. Yani metinden beklentimiz ne? Ne almaya çalışıyoruz? Bu da yaşımızda da çok doğru orantılı. Mesela kendi çocuklarımdan gözlemlediğim, öncelikle kartun kitaplar okumaya başlayarak kitap okumayı istediler. Ve çevremdeki insanlardan hani bazıları ya böyle kitaplar okumasını onaylıyor musun? Ya hani sen edebiyatçısın yani böyle. Bence önemli olan kitap okumayı sevmesi ve o kitabın içerisinde eğlenmesi, iyi vakit geçirmesi. Bu öncelik bu olmalı. Daha sonra zaten kitap okumaktan zevk alan, bunu hayatının bir parçası haline getiren bir çocuk devamında zaten bir arayış içerisine girecektir. Gözlemim hep o noktada oldu ama hani biz siz böyle zorlarsa geçen hani programımızda da konuşmuştuk hani Türk Edebiyatı bölümlerindeki okumaların hani öğrencileri biraz böyle kitap okumaktan soğutması meselesi. Ya, haklılar yani hani siz böyle çok ağır metinlerle işte ne bileyim artık dediğimiz gibi yani çok farklı bir çağdayız ve bu çağın okurunun çok farklı beklentileri var. Klasikler klasikler bunları okuyalım falan filan gibi hani zorlamalara girerseniz yani insanlar kitaptan kaçacaktır. Zaten yazarlar da bunun arayışı içerisinde ve hani bu dönemde daha çok okunan yazarlara baktığınızda bunun farklılığını da hissedebiliyorsunuz. Kesinlikle okuma alışkanlıkları değişti ve size elbette katılıyorum. Hani insanın her ikisinde okumaya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Sadece edebiyat da değil bu arada. Bütün sosyal bilimler hatta kimi zaman hani böyle farklı bilim dallarından kitaplarında insanın ufkunu genişlettiğini, meselelere hiç düşünmediği noktadan bakmasına sağladığını elbette hani söyleyebiliriz yani. Evet, bunu demişken tabii edebiyattan daha çok konuştuk ama şu an yani benim gözlemim biraz edebiyat okumak da biraz sıkıcılaşmaya başladı gibi ve insanlar özellikle kurgu kurmaca dediğimiz edebiyatın işte pek bir işe de yaramadığını düşünmeye de başlayanlar var. O yüzden şu anda işte non-fiction denilen kurgu dışı kitaplar daha revaçta. İşte bir şeylerin hikayelerini okumak, ne bileyim bir Silikon Vadisi'ndeki bir şirketin hikayesini okumak, işte tarih daha biraz daha popüler tarih kitapları. İnsanlar kitaptan böyle şeyler de bekliyor. Yani somut bilgi edinmek. Hani sadece yeni bir dünyaya açılmak değil, bilgisini arttırmak da istiyor, bekliyor. Bunu da bekliyor. Bu kurgu dışı kitaplarla ilgili ne dersiniz? Böyle bir şey söylemek çok mümkün değil. Edebi türlerin şekli, anlatım biçimleri, üslupları, yazarların tavırları, yöntemleri değişecek ama hani bu anlatma ihtiyacı, hikaye etme ihtiyacı ya da hani en üst seviyesi belki şiir ihtiyacı hani ne biteceğini falan hani söyleyemeyiz. Ama öte yandan kurgu dışı kitaplar çok kesinlikle hem öğretici hem düşündürücü hem zihnimizi zenginleştirici kitaplar. Bunları birlikte okumak bence çok faydalı. Dediğim gibi hani tematik okumalar yaparken o konuyla ilgili ya da o konuları içeren romanları, öyküleri okurken aynı zamanda hani felsefi metinleri, sosyolojik metinleri, psikolojik metinleri de bir arada görmeyi ben çok seviyorum açıkçası. Bu anlamda da kesinlikle öneririm. Hatta böyle not aldığım birkaç kitap var, onları paylaşmak istiyorum. Çok eğlenerek okudum, hem de bir şeyler öğrendiğim. Bilkent'ten de hocamdı, Kudret Emiroğlu'nun Gündelik Hayatımızın Tarihi kitabı. Günlük hayatta kullandığınız nesnelerin tarihini anlatan çok güzel bir kitap. Öte yandan son zamanlarda okuduğum bir kitabı daha anmak istiyorum. Tuncay Birkan'ın basın tarihini de konu alan, Türk muharririnin konu alan kitabı. Aslında Tuncay Birkan'ın bütün bir kitaplarını yani böyle çevirilerini, yayınlarını öneririm. Gündüz Asaf yine anmak istediğim diğer isimlerden. Cehenneme Övgü, Annem Belkıs, yine dönüp dönüp okuduğum kitaplardandır. Son zamanlarda okuyup beğendiğim bir kitabı daha zikretmek istiyorum. Biraz yine edebiyata kayıyorum ama Kurbağalara İnanıyorum. Kitabın ismi. Barış Bıçakçı, Behçet Çelik, Bayan Geçkin'in yazma, okuma serüvenleri üzerine karşılıklı yazışmalarından oluşan bir kitap gibi. Böyle bir şey bir arkadaşımla yapmayı çok istiyorum ben de. Aday olan olursa var varsın. Yani hani Doris Lessing'in Altın Defterini okurkenki hissi uyandırdı biraz bende. İşte şunu yazarken şöyle hissettim ama sen ne düşünüyorsun? Ya da ben şöyle düşünüyorum, sen bu konuda ne düşünüyorsun diye birbirlerine uzun uzun bir takım hani mektup bari metinler yazıp ve onları bir araya getirip basmışlar. Çok hoşuma gitti. Çok eğlendim. Yani hem eğlendim hem de hani yazı üzerine yeniden böyle bazı noktalarda onlar ne düşünüyor, ben ne düşünüyorum karşılaştırma imkanı da oldu. Bu arada tabii hani Destek Yayınları'nın felsefe serisi çok hoş. Biraz felsefe okumak istiyorum. Filozoflar kimlermiş, ne söylüyorlarmış falan diye bakmak isteyen olursa. Yani tabii bu alanda hani her yayın evinin bir sürü kitabı var. Böyle biraz giriş seviyesinde hani ismini sıkça duyduğumuz filozoflar neler söylüyor onları da bilmek
Çünkü bunlar düşünce dünyamızı zenginleştiren metinler. Bu anlamda tavsiye edebileceğim metinlerden. Bir başka anmak istediğim, zikretmek istediğim isim de Gökhan Yavuz Demir Hoca'nın kitapları. Biri Borges'in dediği gibi edebiyat üstadları hakkında yazılar. Bu metinler hani edebiyat okumak isteyen hangi metinleri okuyalım diye hani soranlar için de belki bir yol gösterici kitap da olabilir. Gökhan Hoca'nın orada bazı isimler üzerine eleştiriler metinleri var. Bir de Anlamak İçin Yaşamak. Bu iki kitabını da öneririm. Gökhan Hoca'nın son romanını da merak ediyorum. Hala okuyamadım ama güzel eleştiriler duydum hakkında. Evet, sohbetin sonuna doğru geliyoruz. Şu konuyu bir konuşalım demiştik başlamadan önce konuşurken. Kitap okumak lüks mü meselesi çok ciddi bir tartışma. Yani insanlar işte sürekli sosyal medyada bu konu tartışılıyor ve işte Maslow'un piramidi hep nazara veriliyor. İşte öncelik açlığını dindirmek, güvenliğini sağlamak daha sonra gelen bir şey gibi kitap düşünülüyor. 2000'lerin başında bir hani biraz romantik bir şekilde işte Rus milleti çok okur miti vardı. Bilmiyorum sizin de hiç denk geldiniz mi? Ve hep bize okulda hocalarımız da derdi. Yani işte Ruslar aç kalacak olsa da gider ekmek yerine kitap alır falan gibi şeyler var. Bilmiyorum, belki Sovyet propagandasıydı. Hiçbir fikrim yok ama böyle de bir model var. İşte hani Maslow piramidi diyenler var. Kitap okumak lüks diyenler var. Bir de açlıktan ölüyorsa bile kitap okuyan insanlar var. Burada ne diyorsunuz? Hani lüks mü kitap okumak, illaki bir şekilde bütçeyi zorlayarak ya da işte kütüphaneleri kullanarak ya da belki ödünç alarak birilerinden kitap okumaya devam etmek lazım mı? Yani ister bir mülteci kampında olun, ister belki çok zor durumda, belki gece gündüz çalışmak zorunda olun vesaire. Bir şekilde kitabı sıkıştıralım mı? Yani ne diyorsunuz? Evet, bu çok can yakıcı bir konu. Zaten hani böyle bir program yapalım teklifle geldiğinizde ya ben insanlara nasıl şunu okuyayım bunu okuyayım derim diye de düşündüm açıkçası. Türkiye'de özellikle şu anda kitap fiyatlarının çok fazla arttığından haberdarım. Yani yaşadığım ülkede kitaba ulaşmak gibi bir problem hiç olmadı geldiğimden beri. Halk kütüphaneleri inanılmaz zengin. Kaç kitap alabilirim diye sorduğumda mesela üniversite kütüphanesinden oradaki görevliler şaşkın şaşkın yüzüme baktı. Yani sayısı yok ki, sınırı yok ki, istediğiniz kadar alın falan dediler. Yani tabii bunları düşününce insan tabii üzülüyor. Ama bir yolunu bulmak gerek belki. Belki hani merak ettiğimiz her şeyi satın almak mümkün olmasa dahi değiş tokuşlarla işte ne bileyim ortak okumalarla falan filan bir şekilde okumaya devam etmek lazım. Çünkü okumadıkça fakirleşiyoruz. Okumadıkça, okumaktan gittikçe uzaklaşıyoruz. İnsan okudukça yani hem kendini hem kitapları hem kainatı okudukça zenginleşen bir varlık, sosyal bir varlık ve kitaplardan çok fazla şey öğreniyoruz. Hem kurmacalardan hem kurmaca dışı kitaplardan. O nedenle de hani her zaman çok önemli bir ihtiyaç. İnsanlar çok zor şartlarda okudular, çok zor şartlarda da yazmaya devam ettiler. Yani dediğiniz gibi kamplarda, hapishanelerde, yakın zamanda bu konuyla ilgili de bir yazı yazmaya çalışmıştım. Hapishane edebiyatı ile ilgili. Ahmet Altan'ın kitabını da alalım bu arada. Dünyayı bir daha görmeyeceğim. Bu üretim, edebi üretim her şartta devam eder. Dostoyevski yine dünyanın en büyük yazarlarından biri. Ne şartlarda yazdığını, yayınlamaya çalıştığını biliyoruz. Pek çok yazar benzer yollardan geçiyor. Ve bu bir ihtiyaç, evet. Kesinlikle bir ihtiyaç hepimiz için. Çok sevdiğim bir yazar var. Yine romanlarını da seviyorum. Rebecca McKay'ı. 4 yıl önce yayınlanmış bir makalesi vardı bir web sitesinde. Dünya böyle yakıp yıkılırken hala kitaplardan mı konuşacağız diye. Tabii böyle hani çok güzel noktalara değinen bir makale. Biraz önce hani bahsettiğimiz ne kadar zor şartlarda olursa olsun insanların okumaya ve yazmaya olan ihtiyaçlarının hiçbir zaman bitmediği. Bir yerde de böyle hani sadece sanatın, okumanın bir tür direniş biçimi olduğunun altını çiziyordu. Ve çok da güzel örnekler veriyor yazısında. Ve şöyle bitiriyor yazıyı. Yazabiliyorken yazalım. Hala okuyabiliyorken okuyalım. Çünkü bu bir çeşit hayata tutunma biçimi. O nedenle de hani elbette bu bir ihtiyaç. O hiyerarşi listeleri her ne söylüyorsa söylesin. Bazen ekmek gibi su gibi Hasan Hüseyin Korkmazgil'in şiirinde söylediği gibi yani evet matarada su heybede ekmek değildir şiir ama matarasında suyu heybesinde ekmekleri o ekmeği olmayanın da ayakta tutabilir diyor. Bizim de böyle hala edebiyata naif bir inancımız var işte yani bitmek tükenmeyen. Ama sadece edebiyat için söylemiyorum bunu. Çok geniş bir yelpazede hemen bütün türdeki kitaplar için söylüyorum. Sizin ne hoşunuza gidiyorsa bu roman olur, şiir olur, kurmaca dışı metinler olur, yani daha mistik metinler olur. Bir şekilde ulaşıp devam etmek için çaba göstermek gerekiyor. Evet, çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Yaz kitap okuma listelerinden yola çıkıp
genel kitaplarla ilgili bir program yapmış Evet. olduk, sohbet ettik. Çok teşekkür ediyorum. Ben İzleyicilerimize teşekkür de bizi ederim izledikleri davet ettiğiniz için için. çok teşekkür ederim. Herkese iyi tatiller, Bir iyi dakika. okumalar.